bu sistemi tahkim edecek yeni düzenlemelere geçit vermeyeceğimizi ifade ettik. Parlamenter demokratik sistem arayışımız da devam ediyor. Şayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yönde bir anayasa değişikliği durumu söz konusu olur ise o zaman onu değerlendirmeye açık buluruz. Sayın Meclis Başkanımız görevi münasebetiyle tarafsızdır. Söylediklerimi asla kendisine cevap saymasın. Ülke için temennilerini ve dileklerini ifade ediyor ve bir ihtiyaca işaret ediyor. Ama Türkiye'nin öncelikli başka sorunları da var. Bu anayasa değişikliği tartışmalarının o öncelikli sorunları da gölge altında bırakmaması lazım. Konuşulamaz hale getirmemesi lazım. Türkiye'de ciddi bir ekonomik darboğaz yaşanıyor. Tencere kaynamıyor. İnsanlarımız açlık ve sefalet sınırının altında yaşıyor, hayatlarını sürdürüyorlar. Eğitimden kaynaklı önemli problemler var. Gençler geleceklerine dair umutlarını yitirmiş durumdalar ve vize kuyruklarında kendilerine istikbal arıyorlar. Türkiye'nin kuzeyinde savaş var. Doğu ve batısında savaş tehdidi var. Güney sınırında da güvenlik sınır şeylerimiz, sorunlarımız var. Bütün bunların konuşulması lazım. Ve bu tartışmalar, anayasadan kaynaklı tartışmalar, o sorunları gölgede bırakmaması lazım. Bunlara özen gösterilerek sürecin doğru yürütülmesi lazım. Ayrıca bir demografik istilayla da karşı karşıyadır ülkemiz. Sayın Meclis Başkanımızın bizleri ziyaretini ziyadesiyle yerinde ve anlamlı buluyoruz. Bu bir bilgilendirme görüşmesi olduğu kadar aynı zamanda ülke sorunlarını da karşılıklı konuşup tartıştığımız bir görüşme oldu.